Sayın Cumhurbaşkanı ve Ali Başkumandan İlham Aliyev, TRT Haber'e hoş geldiniz. Teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. İşgal altındaki topraklarımız ne kadarı geri alındı bugüne kadar? Harekat şu anda ne aşamada ve planladığınız çerçevede gidiyor mu? Evet, her şey plan üzere gelir ve bugüne kadar bütün karşımızda duran vazifeler icra edilmiştir. Azerbaycan ordusu uğurla ileriye gidir. Birçok yaşayış mentegeleri, bir şehir, birkaç köy işgaldan azad edildi ve müxtelif istiqamətlerde hal-hazırda şiddetli döyüşler gedir. Bildiğiniz gibi dünən Cəbrayıl şehri işgaldan azad edildi ve Cəbrayıl rayonunun birkaç köyü de işgaldan azad edildi. Ümid edirəm ki, bundan sonra da Azerbaycan ordusu öz misiyasını uğurla icra edəcək ve Azerbaycanın toprak bütünlüğü bərpa ediləcək. Bizim əsas məqsədimiz bundan ibarətdir. Bu məqsəd tarixi ədaləti sağlayacaq. Eyni zamanda uluslararası qanunlara da hörmət əlaməti kimi qəbul edilməlidir. Çünki Dağlı Qarabağ və digər işğal edilmiş torpaqlar Azərbaycanın tarixi torpaqlarıdır və beynəlxalq hüquq baxımından da bu torpaqlar Azərbaycan dövlətinə məxsusdur. Ateşkes çağrılarına cevap verirken hiçbir ülke liderini aramadığınızı, sadece görüşmek isteyenlerle durumu değerlendirdiğinizi belirttiniz. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ınsa adeta yalvardığını, birçok devlet başkanını aradığını vurguladınız. Geçmiş tecrübeleriniz ışığında bu kez başka ülkelerin ateşkes çağrılarının sonuç vereceğini düşünüyor musunuz? Ateşkes müəyyən koşullarla təmin edilməlidir. Çünkü bugünə qədər bizə ünvanlanan çağrışlar sadəcə ateşkesi sağlayın, müharibəyə ara verin, ondan sonra müzakirələr davam eləsin və hangi müzakirələr davam edəcək, nəyin əsasında müzakirələr davam edəcək, bu bizə deyilmir. Biz bu müzakirələrdə artıq 30 sənə yaxındır ki, iştirak edirik və ümidlərlə iştirak edirdik. Əgər ümidlərimiz olmasaydı, təbii ki, bu müzakirələrdə iştirak etməzdik. Və hər zaman mövcud olan prinsiplər əsasında müzakirələrə gedirdi və bu prinsiplərin arasında Azərbaycan toprak bütövlüyünün bərpası məsələsi dayanmışdır. Və işğal altında olan bölgələrin kədəməli şəkildə azad edilməsi, bizə qaytarılması, ondan sonra da barışın sağlanması məsələsi söz konusuydu. Amma bugün ki Ermənistan bütün əvvəldən bəri başdan əldə edilmiş prinsipləri pozaraq bizə qarşı yeni saldırı təşkil elədi, təbii ki biz əks hücum əməliyyatına keçib və öz topraqlarımızı Azərbaycan əskərinin gücü ilə azad edir. Ona görə sadəcə olaraq ateşkəsin sağlanması məsələsi söz konusu ola bilməz. Bizim tələblərimiz var və mən bunu artıq rəsmən bəyan eləmişəm. Bizə çox ciddi garantiyalar verilməlidir. Uluslararası vasitəçilər bizə bu garantiyaları təsdiq etməlidirlər. Eyni zamanda Ermənistanın işğal edilmiş topraqlardan çıxış grafiki, yəni cədvəli bizə verilməlidir. Hangi gündə, hangi bölgədən çıxacaq? Təbii ki, o zaman müharibə dayanacaq. Çünki biz istəyirik ki, bu məsələ barışçı yollarla çözülsün, amma çözülsün. Bəzi vasitəçilər istəyirlər ki, sadəcə olaraq ateşkəs olsun. Ateşkəs də bizdə 1994-cü ildə qüvvədədir və bu illər ərzində nədən bu məsələ çözülmədi? Nədən Birləşik Millətlər devlətlərinin qərarları icra edilmədi? Nədən təcavüzkər dövlətə yaptırımlar təşkil edilmədi? Bütün bu sorunlar havada qalır. Bu sorunlara cavab yox. Və bugün Azərbaycanın şanlı ordusu
öz uğurlu əməliyyatını keçirərkən, bizim dede-baba topraqlarımızı azad edərkən bu çağrışlar gəlir ki, sakın ileriyə gedməyin, ara verin. Şimdi müharibənin öz kuralları, öz qanunları var. Hər günün öz əhmiyyəti var, önəmi var. Və biz ara versək, qarşı tərəf toparlanacaq, əlavə qüvvə yığacaq. Zaten onların çıxışlarında göstərilir ki, Ermənistanın dışında yaşayan erməniləri də onlar bu müharibəyə cəlb edirlər. Beləliklə, bu müharibənin regional müstəvisindən çıxarıb global bir müharibə çevirmək istəyirlər. Ona görə bizim ateşkəslə bağlı sözümüz birdir. Biz buna hazırıq, amma müəyyən şərtlər, koşullar var ki, onları da mən açıqlamışam. Açıqlamıyorsunuz. Garanti verilirsə dediniz, ne tür garantidən söz ediyorsunuz? Garanti birincisi, Ermənistan Başbakanı, hangisi bizim topraqlarımızda bir sənə bundan öncə demişdir ki, Qarabağ Ermənistandır, Azərbaycan xalqından özür diləməlidir. İkinci, o deməlidir ki, Qarabağ Ermənistan deyil. Üçüncü, Azərbaycan topraq bütövlüyünə saygı göstərməlidir. Dördüncü, bəyan etməlidir ki, hangi gündə, hangi bölgədən erməni silahlı qüvvələri çıxır. Və bu sözlər Minsk qrupu eş başqanları tərəfindən təsdiq edilməlidir. O halda təbii ki, atəşkəs bərpa olunacaq və beləliklə, müzakirə yolu ilə bu məsələ çözüləcək və Azərbaycan xalqı öz doğma torpaqlarına qayıdacaq. Amma biz bilməliyik ki, nə zaman bu olacaq? Çünki 30 sənədir biz bəkləyirik. 30 sənə bizə verilən vədlər, deyilən sözlər həyatda reallaşmır, gerçəkləşmir. Azərbaycan xalqı artıq buna dözə bilmir. Azərbaycan dövləti dözə bilmir. Bizə konkret, real tarix verilməlidir. Nə zaman onlar hangi bölgədən çıxacaq? Şimdi 30 yıl dediğiniz zaman bugünə qədər bir çox söz verildi. Bundan sonra verilecek sözlər nasıl güvenəcəksiniz? Zaten onun için mən söylüyorum ki, sözdən başqa bizə konkret tarix verilməlidir. Və əgər o tarixdə veriləcək, bilmirəm veriləcək, verilməyəcək, veriləcək tarixdə erməni silahlı qüvvələri bəlli olan bölgələrdən çıxmazsa, o zaman biz de ateşkəsə riayət etməyəcəyik. Çatışmalar daha büyük bir savaşa, bölgesel büyük bir krize yol açar mı? Kaygınız var mı? Bunu zaten Ermənistan istəyir və onların çirkin əməlləri buna hesablanır. Biz hesab edirik ki, buna yol vermək olmaz. Bu savaş Azərbaycanla Ermənistan arasında olan savaşdır. Bu savaşı biz başlamamışıq. Biz bu savaşın səbəbkarı deyilik. Biz sadəcə olaraq özümüzü müdafiə edirik, savunuruq və öz topraqlarımızı geri istəyirik. Bizim Ermənistan topraqlarında gözümüz yoxdur. Və zaten Temmuz ayında Ermənistan-Azərbaycan sınırında ermənilər tərəfindən başlanan çatışmalar nəticəsində Azərbaycan ordusu Ermənistan toprağına keçmədi. Halbuki ora keçə bilərdik və onlara çox güclü zərbələr indirdik. Onlar da geri çəkildi və bizim qarşımızda heç bir maniyyə, heç bir əngəl yox idi. Biz yapmadık onu. Çünki mən söylədim ki, bizim Ermənistan Cumhuriyyətinin topraqlarında hər hangi bir hərbi hədəfimiz yoxdur. Ermənistan isə bugün Azərbaycana Ermənistan ərazisindən saldırır. Bax, dün Gəncəyə vurulan zərbələr Ermənistan ərazisindən vuruldu. Mingəçevirə vurulan zərbələr, bizim böyük santralımız var orada. Santralın yanına düşdü. Doğrudur, bunların mərmiləri elə mərmilərdir ki, o mühimmat siz deyirsiniz mərmilərə, ki onların bəziləri patlamadı. Bəzilərini isə bizim hava hücumuna qarşı qurğularımız məhv etdi, imha etdi havada. Onlar bizi bu provokasiyona çəkirlər ki, biz də Ermənistana saldıraq, biz də Ermənistana zərbələr indirək, ondan sonra da bütün dünyaya çıxıb desinlər ki, Azərbaycan bizə saldırır, gəlin Ermənistanı xilas edin. Yəni, Ermənistan cardını qurtarın. Ermənistanın uluslararası hukuk
hayata çerçevelenmiş sınırlarında bu saldırılar devam ederse, süre gelirse yine bugünkü tavrınızı koruyacak mısınız yoksa? Bunu demeye henüz erken. Biz çatışmaların gelişatına bakacağız. Herhalde bize vurulan her bir zerbenin menbeği bizim için kanuni hedeftir, legitim hedeftir. Ve biz bu hedefleri vurmaya mecbur olacağız. Ve bugün Azerbaycan ordusu yalnız hərbi hedefleri vurur. Ve bu video görüntüler de artık herkes için aydındır. Herkes bunu görebilir. Biz yalnız Ermenistan işgalçi ordusuna karşı savaşırız. Sivil əhaliyə karşı hiç vaxt savaş etmemişik. Bugün de etmirik ve etmeyecek. Qaşaltı Karakoyun'u da gördüm. İkisi çocuk, 5 Azerbaycan vatandaşı katledildi. Evet. Azerbaycan ordusunun 27 Eylül Ermeni saldırılarına karşılık vermesiyle başlayan harekatın nihai hedefi artık belli. Dağlık Karavan kesinlikle Ermenistan işgalinden azat edilmesi, temizlenmesi, bırakılması. Siz ilk günden itibaren bundan böyle silahlar ancak koşulsuz olarak Ermenistan'ın işgali altındaki Azerbaycan topraklarından çekilmesiyle olacak dediniz. Hala aynı noktadasınız, öyle mi anlıyorum? Evet, benim mövqeyimde herhangi bir değişikliği yoktur. Biz bu meseleni tarihi adalet esasında çözmeliyik. Tarihi adalet onu deyir ki, Qarabağ qədim Azerbaycan toprağıdır. Ve bütün tarihi senedlerde, bütün tarihi abidelerimiz bunu gösterir. Ve aynı zamanda biz her zaman müzakere masasında çok olumlu tavır göstermiştik. Ve müzakere masasında olan teklifler de bu meselenin çözülmesini mümkün edir. Orada gösterilir ki, kademeli çözüm olmalıdır. İlk aşamada 5 bölgeden Ermeniler çıkır. On sonraki aşamada daha 2 bölgeden çıkır. Ondan sonra Dağlı Qarabağ'ın erazisinden vaktiyle kovulmuş Azerbaycanlılar Dağlı Qarabağ'a kaydır. O cümleden Şuşa'ya kaydır. İki toplum çerçevesinde artık hayat berpa edilir. Ermenistan-Azerbaycan arasındaki sınır açılır. Ticaret başlanır. Ondan sonra insanlar birbiriyle temasa girirler ve böyleliyle barış gelecek. Yani bu bizim mövqeyimizdir ve bu uluslararası vasitəçilərin, eş başkanların da tavrıdır. Ermənistan bunu kabul etmiyor ve ondan da əlavə Ermənistanın Savunma Bakanı birkaç ay önce demiştir ki, biz yeni müharibəyə başlamalıyıq, yeni topraklar uğrunda. Kısa adı AGİT olan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk Grubu eş başkanı 3 ülke var. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Fransa. Size ateşkes çağrısı yaptılar. Cevabınız değişti mi? Koşulunuz yerine getirilmediği takdirde, yani işgal altındaki topraklardan çekilmedikleri sürece herhangi bir ateşkes ihtimali var mı? Bizim mövqeyimizde herhangi bir değişikliği yoktur. Ben size bunu bir de bugün anlattım. Hatta biz ona da hazırız ki, eğer bize Ermeni silahlı güvelerinin topraklarımızdan çıxarılması tarihleri verilirse, o zaman ateşkes üzerinde çalışmak olar. Fakat onu da bilmeliyiz ki, ateşkesi sağlamak o kadar da kolay mesele değil. Çünkü ateşkes bir tərəfli sağlanmır. Ve şu anda çok ciddi, şiddetli çatışmalar gedir. Her iki taraf yerlerde olan əsker ve zabitlere təlimat vermelidir. Biri buna əməl edecek, o biri əməl etmeye bilər. Yani o çok zor bir süreçtir. Ancak eğer o çıkma tarihi bize verilirse, tabii ki biz bu təlimatı vereceğiz. O zaman Minsk Grubu eş başkanları ve diğer ülkeler, mümkün olan ülkeler buna koşularsa ateşkes berpa edilebilir ve böyleliyle bu çatışmalara son koyulabilir. Mümkün olan ülkeler derken? Türkiye. Türkiye güçlü bir devlettir. Dünya çapında büyük potansiyela malik olan bir ülkedir. Bizim komşumuzdur.
Ermenistan'ın komşusudur. Güney Kafkaz'ın komşusudur. Ona göre tabii ki Türkiye bu işlerde faal olmalıdır. Ve ben fırsattan istifade ederek bütün bizim Türk kardeşlerimize öz adımdan, Azerbaycan halkı adından teşekkürümü bildirmek istiyorum. Başta aziz kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak şartıyla Türkiye'nin birinci saatlerden bize gösterdiği destek hususi öneme maliktir. Bu tekçe öz kardeşlerine verilen destek değil. Halbuki biz bütün Azerbaycan halkı buna göre derin teşekkür hissiyle yaşıyor. Aynı zamanda bu çatışmanın daha büyük müsteviye çıkmaması için Türkiye'nin net tavrı çok önemli. Çünkü Türkiye dedi ki biz Azerbaycan'ın yanındayız. Sona kadar Azerbaycan'ın yanındayız. Her koşulda. Azerbaycan hak yolundadır. Hak adalet Azerbaycan tarafındadır. Ve birçok başka aktörlere de bir uyarı oldu. Ona göre mutlaka şimdi bundan sonraki barış sürecinde Türkiye olmalıdır. Tabii ki barış süreci başlanacak. Muharebe daim aparılabilmez. Ve ne kadar çabuk olsa o kadar da iyidir. Ona göre bizim fikrimiz bundan ibarettir. Ve böyleliyle artık bu bölgede uzun vadeli, dayanıklı barış sağlanabilir. Sayın Cumhurbaşkanı, Minsk grubu eş başkanları dediğiniz zaman Fransa'yı ayrı bir yere koyuyorsunuz. Fransa kendisini ayrı yere koyuyor. Ben koymuram. Bütün süreç içerisinde biz eş başkanlarına aynı gözle bakmışız. Ve ben defalarca benim resmi çıkışlarımda demiştim ki her bir ülkeyle Azerbaycan'ın ayrı ilişkileri var. Tabii ki bu ilişkilerin seviyesi farklıdır. Ama aynı zamanda bu konuda biz bu ülkeleri birbirinden ayırmırız. Ve bu ülkeler demeliyim ki bütün süreç içerisinde son olaylara kadar vahid bir mövgeden çıkış edirdi. Bir taraf idi. Yani taraf tutmurdu. Halbuki biz bilirdik ki belki de bunların yüreğinde taraf tutma var. Bu da tabidir. Ama resmi adımlarda ve bizimle temaslarda hiç zaman bunu göstermediler. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u özre davet ettiniz. Evet tabii çünkü bize itham ileri sürdü. Bize olmayan şeyleri üstümüze attı. Bu bizim ülkemiz için kabul edilmezdi. Ne gibi? Ki Azerbaycan Türkiye ile birlikte bölgeye teröristleri getirip bunun o açıklamasında bu var. Ondan sonra bir açıklamasında demiştir ki Azerbaycan Dağlı Qarabağ'ı fethetme istiyor. Biz de buna izin vermeyiz. Dağlı Qarabağ bizim toprağımızdır. Bir devlet öz toprağlarını fethedebilir mi? Yani eş başkanı bilmir mi ki bu topraklarda kanunsuz olarak Ermeniler oturup bizim bütün tarihi abidelerimizi yerle bir ettiler. Camilerimizi, kabirlerimizi, evlerimizi. Ağdam'ın görüntülerine bakın, Füzuli görüntülerine bakın. Bizim yarı dağılmış camilerimizde donuz inek saklıyor. Bütün Müslümanları tehkir edir. Görmürler mi bunu? Ona göre Azerbaycan Dağlı Qarabağ'ı fethetme istiyor ve biz buna izin vermerik sözleri kabul edilmezdir. Ona göre Fransa kendi kendini artık bu üçlüş, beraber üçlüğün dışına koyur ve biz buna sessiz kalamayız. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu konuda kararları var tarih olarak. Kendisi oy vermiştir. Evet. Kendisi 93. yılda oy vermişti. Yani öz oyuna hürmet etsin. Birkaç sorum daha olacak. İzninizle gerek cephe hattına uzanan karayolları üzerinde, gerek şehir ve köylere baktığımızda ki dolaştık. Başkent Bakü'de dün akşam tanıklık ettik. Azerbaycan bayrağın yanında Türkiye'nin bayrağı dalgalanıyor. Evlerde, iş yerlerinde, arabalarda, her yerde. Türkiye'de de benzer bir tablo var. Belki haberlerde işittiniz. Türkiye'nin dört bir yanında dün kardeş Azerbaycan'a Cebrail'deki zaferden sonra sokaklara dökülüp büyük destek gösterileri vardı. Doğrudur. Biz gurur duyuruk. Bu tabidir. Bizim kardeşliğimiz ebedidir. Ve bizim kardeşliğimiz bütün sınavlardan geçiptir. Ve bilirsiniz ki Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler
dünya ülkeleri için örnek olmalıdır. Ve ben defalarca bu konuyla ilgili öz sözlerimi demiştim. Ve aziz kardeşim Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la düzenlenen birge basın toplantılarında defalarca demiştim ki bugün dünya çapında Türkiye ve Azerbaycan kadar birbirine yakın olan ikinci ülke yoktur. Ve bu sadece olarak söz değildi. Bu yürekten gelen duygulardı. Bizim birliğimiz bizim tarihimize esaslanır. Ortak etnik köklere, dilimize, dinimize, kardeşliğimize esaslanır. Ve bizim aziz kardeşim Tayyip Bey'le tarihi hizmetimiz odur ki bu çok güclü bir temel üzerinde biz muasir Türkiye-Azerbaycan birliğini yarattık. Türkiye bayrakları zaten Azerbaycan'da her yerde var. Azerbaycan bayrakları da Türkiye'de. Biz birbirimizi birbirimizden ayırmırız, birlikteyiz. Bu hadiseler bir de onu gösterdi ki bizi en çok destekleyen, birinci destekleyen Türkiye olmuştur. Bir menalı şekilde, net şekilde ve Türkiye Cumhurbaşkanı'nın çok cesaretli ve net açıklamaları birçok ülkelere uyarı oldu. Kenarda durun, karışmayın, Azerbaycan yalnız değil, Türkiye yanındadır ve Azerbaycan da her zaman Türkiye'nin yanındadır. Bütün konularda, bütün kürsülerden biz birbirimizi destekleyirik ve bizim birliğimiz ebedi olmalıdır. Pakistan'ı da bu arada hatırlatmak isterim. Onların da bayraklarını görüyorum her bir yerde. Rusya nerede duruyor sizce? Çünkü özel bir öneme sahip Rusya. Ben fırsattan istifade ederek diğer bizim dost, kardeş ülkelere de teşekkürümü bildirmek istiyorum. Türkiye'den sonra ikinci bize destek veren ülke Pakistan oldu. Ondan sonra Afganistan oldu. Ondan sonra daha birkaç ülke bize öz desteğini gösterdi. Onların her birine, ülkelerin başkanlarına teşekkürümü bildiririm. Bu çetin dönemde tabii ki onların dayanışması, desteği bizim için çok önemlidir ve bize manevi güç verir. Rusya bizim komşumuzdur. Rusya ile ilişkilerimiz uğurla inkişaf edir. Ve bugün birçok alanlarda Rusya ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler çok yüksek seviyededir. Ve her iki ülke bu ilişkilere strateji taraftaşlık, yani strateji partnerluk ilişkiler kimi yaklaşır. Ve zaten bu birge imzalanmış mukavelelerde de öz tesdikini tapır. Bu meseleyle bağlı Rusya çok mesuliyetli ve büyük ülke kimi tavır gösterir. Rusya'dan olumlu mesajlar gelir ve herhangi bir tarafının tutmak söz konusu değil. Halbuki Ermenistan buna çok ümit edirdi ve Ermenistan'ın bu çatışmanı bölgenin dışına çıkarmak amacı da zaten Rusya'nı buraya celp etmekti. Neden Ermenistan Azerbaycan'a şu anda Ermenistan arazisinden saldırır? Mesela ona göre ki biz de saldırak, o da Rusya ile başka ülkelerle birge iştirak ettiği kolektif güvenlik teşkilatı mukavelesinin başkatipliğine başvursun ve desin ki Azerbaycan bize saldırır, gelin bize yardım edin. Zaten Temmuz ayında. Neden onlar Temmuz ayında bu provokasyonu Ermenistan-Azerbaycan sınırında yaptılar? O Karabağ bölgesinden uzak mesafede yerleşir. Orada hangi onların hedefleri var idi? Bir hedef ki biz saldırak, biz devlet sınırını keçek. Ve ben dedim böyle bir bizde fırsat var idi. Ve ondan sonra başvursun o teşkilata ki gelin bizimle beraber Azerbaycan'a karşı vuruşun. Yani Rusya'nı bu işlere celbetmek istiyor. Ve bu nöbeti provokasyondur ve ben eminim ki buna müvaffak olmayacak. Temmuz ayında Tovruz'a saldırarak peki başka bir şey daha amaçlamış olabilir mi? Örneğin hedefte enerji güvenliğini zaafa uğratmak olabilir mi? TANAP, Bakü, Tiflis, Ceyhan hatları geliyor aklıma. Evet, tabii o da olabilirdi. Birkaç hedefleri var idi. Çünkü ondan önceki dönemde
beyan etmişler ki, eğer Dağlı Qarabağ etrafında çatışmalar olarsa, onlar bizim strateji, altyapı projelerimizi vurmağa hazırdılar. Səngəçəl, petrol gaz terminali ve boru xətti. Ona göre Tovuz bölgesinde saldırının bir məqsədi de oydu ki, onlar test edirdiler ki, nereye kadar girə bilərlər. Çünkü orada onların esas amacı dövlət sınırını keçmək, Azərbaycan topraqlarını işgal etmək ve hemen o TANAP boru xəttinə yaklaşmaqdır. Yaxud da ki, onu kontrolə almaqdır. Ancak bu alınmayınca geri çekildiler, imdad dilediler bütün demeli vasitəçilərdən. Ve ben de söyledim ki, bizim hedefimiz yoktu Ermenistan topraklarında. Ona göre 4 günden sonra o dayandı. Başka bir sebep olabilir. Ve ben bu konuyla ilgili öz fikirlerimi bildirmiştim. Ermenistan'da şu anda çok derin bir kriz yaşanır. Hem siyasi hem iktisadi. Ve bu kriz neticesinde Ermenistan'da siyasi ilişkiler bozulup. Çünkü şimdi Paşinyan hakimiyeti esas muhalif liderlerini hapse atıyor. Mesela için esas muhalifet partisinin başkanını milletvekili demeli tokunulmazlığından mehrum etti, hapse attı. İki eski cumhurbaşkanına karşı cinayet işi açıldı. Söz azadlığı yok, serbest toplaşma azadlığı yok. Anayasa Mahkemesini zor gücüyle mahvetti, kendi adamlarını getirdi. Ona göre Ermenistan'ın içinde artık çok ciddi bir rahatsızlık var. Ve Paşinyan o ictimai fikri, yani kamuoyu yayındırmak için bu saldırı yapıyor. Rusya'nı celbetmek, strateji infrastrukturumuzu mahvetmek, dahildeki vaziyeti sabitleştirmek ve Azerbaycan topraklarının bir kısmını işgal etmek ve ondan sonra müzakerelerde öz pozisyonunu güçlendirmek. Son iki sorum Sayın Cumhurbaşkanı, izninizle. Şimdi bu tür çatışma, savaş ve krizlerin olduğu bölgelerde kara propaganda da devreye girer. Ermenistan sınırlarının başladığı günden itibaren, Ermenistan saldırılarının başladığı günden itibaren bu konuda ne tür tespitleriniz oldu kara propaganda konusunda? Değerlendirmenizi rica edebilir miyim? Bilirsiniz, Azerbaycan'a karşı kara propaganda bir dakika, bir saniye durmur. Ve bunun birkaç sebebi var. Birincisi, bize karşı Ermeni lobbisi daima harekette. Azerbaycan'ı karalamak, bizim üstümüze leke atmak, bizim imjimizi batırmak çabaları dayanmır. Dünyanın bir çox ölkələrində erməni lobbiləri var. Bu heç kəs üçün sir deyil. Və müntəzəm olaraq, mütəmadi qaydada bizə saldırırlar. Olmazın yalanları, iftiraları uydururlar. Və bu çatışma dönəmində təbii ki, erməni lobbisi bütün gücünü səfərbər edib və bizə qarşı yeni qara propaganda çabalarını ortaya qoyubdur. Ancaq bizə yapışmır. Mən demişəm, dəlil verin, sübut verin, fakt verin. O cümlədən Fransa Cumhurbaşkanı ilə o məni iki dəfə telefonla aramışdı. Dedim ki, fakt verin. 27 Eylül'dən artıq 8 gün keçir. Ne diyor Macron? Heç nə demiyor. Deyir ki, bizdə istihbarat məlumatı var. Dedim, verin bizə. Nerededir bu istihbarat məlumatı? Yoxdur bu. Ola da bilməz. Sizin istihbaratınız nə? Yox. Ermənistanla ilgili? Hangi konuda? Elinizdeki istihbarat, Ermenistan'daki yabancı güçlerden söz ediliyor. Bizde tabii ki böyle Suriye'den gelen. Bizde böyle malumatlar var ve bu malumatlar esaslıdır. Artık onlar dəqiqləşdirilir ve biz çok məsuliyyətli devlet olduğumuz için resmi beyanatlarda buna toxunmuruq. Bu tabii ki medyada, ondan sonra siyasetçiler, politologlar arasında böyle malumatlar dolaşır. Ama biz bunu gerek təsdiqləyək. Bizdə əvvəldən istihbarat var idi ki, Dağlı Qarabağda teröristler getirilir, yetiştirilir, eğitim alır. Hangi terörist grupları? PKK terörist grupları. Bu konuda çoxlu məlumatlar var idi. Yani birkaç sene bundan önce biz bu məsələni uluslararası
platformalarda kaldırırdık. Ki onlar eğitim alır, təlim alır ve istisna edilmir ki bugün de var. Sadece olarak benim elimde %100 fakt olandan sonra bunu diyeceğim. Bugün ihtimal çok büyük ama Ermenistan'dan ve bazı başka ülkelerden farklı olarak biz 100% təsdiqini tapmamış məlumatı ortaya atmırıq. Bir misalı da getirə bilərəm. Bizə qarşı iddia qaldırdı ki, Türkiyənin F-16 uçağı Ermənistanın Su-25 uçağını vurdu. Dedim ki, sübut verin. Var bizdə məlumat. Bütün deməli bu kara propaganda üyələri bunu ortaya attılar. Şimdi kendileri gördüler ki bu yoktur. Ama bir adam bizden özür diledi. Hayır. Bize çamur attılar, leke vurdular. Ondan sonra gördüler ki bu yalandır. Ama özür dile. Evet. Silahlı insansız hava araçlarının Azerbaycan ordusu envanterine katılması bu harekatın seyrini, kaderini çok etkiledi yanılmıyorsam. Doğrudur. Doğrudur. Bunun çok büyük etkisi var. Maşallah bu silahlı hava araçları dünyanın en üst düzeyinde olan araçlardır ve onların Azerbaycan ordusunda olması bizim ordumuzu böyle derecede güçlendirmiştir. Bize büyük imkanlar sağladı ve aynı zamanda can kaybının çok da büyük olmamasına da getirip çıkardı. Çünkü eğer bu imkanlar bize olmasaydı orada Ermenistan'ın Dağlı Qarabağ ve işgal edilmiş topraklarında 30 yıl ərzində qurduğu istehkamlar, tanklar, toplar, ondan sonra yayılım ateş qurğularını məhv etmək daha zor ola bilərdi. Daha çox insan həlak ola bilərdi. Ona görə bu mükəmməl texnoloji, intellektual məhsul Türkiyə xalqının potensialını göstərir. Və biz o ölkə ki, Türkiyə kimi bizim müttəfiqimiz var. Biz çox mutlu ölkəyik. Bizim Türkiye kimi müttefikimiz var, kardeşimiz var. Ve elbette ki Türkiye'nin bize gösterdiği manevi destek, yani moral destek. Aynı zamanda Türkiye savunma sanayisinin ürünlerinin bizde olması bizi güçlendirir ve bunu bütün dünya görür. Bugün Türkiye ordusu NATO'da ikinci ordudur. Hiç kim Türk ordusunun kabağında durabilmez. Bunu herkes gördü, herkes anladı. Biz de Türkiye ordusunun daha küçük modelini kururuz. Ve inşallah kuracağız beraber. Ve bizim de karşımızda bölgede hiç kim durabilmez. Bizim ve Türkiye'nin işi hak kişidir. Biz özümüzü savunuruz. Kendi vatandaşlarımızı savunuruz. Kendi toprak bütünlüğümüzü sağlamak isteriz. Bizim başka ülkenin toprağında gözümüz yoktur. Ama bize mensup olanı bize kalmalıdır. 30 sene Ermeniler bizim kadim toprağımızı istismar edirlər. İnsanlara izin vermirlər ki dönsünlər o topraklara. Uluslararası vasitəçilər bigane kalır. Məhəl koymur. Belə olan halda Azerbaycan kendi başına bunu yapacak. Gence'ye saldırıda bir Ermeni vatandaşınızın da yaralandığı bilgisini paylaşın. Bu arada cephede gece ve gündüz bulunma imkanımız oldu. Komutanlar sizin onları telefonla aradığınızı, yani telefona zengelediğinizi bize anlattılar, söylediler. Tabii ki bu Ermenistan'ın terörist ülke olmasını bir de gösterir. Yani bu Cenevre anlaşmasına taban tabana zıt olan bir hareket. Yani sivilleri vurmak, sivil şehri vurmak kabul edilmezdir. Gəncə şəhəri döyüş bölgesi değil. Gəncə şəhərin içinde herhangi bir top tank yoktur. Neden vurursan, neden bunu vurursan, yani nifrete göre. Azerbaycan'a, Türkiye karşı nifret onların kanındadır. Ve efsuslar olsun ki Ermenistan'ın genç nesli de bu nifret esasında eğitim alır. Ancak bu bizi yolumuzdan döndürebilmez. Bilirsiniz, Tərtər şəhərini demək olar ki, dağıdıblar. Tərtər şəhərində olan bizim vətəndaşlar kişi kimi mərd durublar. Deyiblər ki, öldü var, döndü yoxdur. Toprağımızdan heç yerə gelmeyecek. Nə qədər mərmi düşüyor.
Gün var idi ki 2000 mühimmat tekçe Terter şehrine düştü. O da ufak bir şehirdi, büyük şehir değil. O ki kaldı benim komutanlara telefonla zeng etmeyim. Tabii ki onlar yerinde tarihi adaleti berpa edirler. Onlar kendi hayatını risk altına koyurlar. Onlar kahramandılar ve onlar topraklarımızı hilas edirler, azad edirler, kaytarırlar. Madagiz'in işgaldan azad edilmesi çok büyük strateji önem taşıyır. Kasaba o kadar da büyük olmasa da onun strateji önemi çok büyüktür. Ve oranı götürmek çok zor bir iştir. Yani bunu her bir herbiçi diğer. İnanılmaz zor bir iştir. Ama o götürüldü. Madagiz'de şimdi Azerbaycan bayrağı kaldırıldı ve hemen gün o kasabaya onun tarihi adı kaytarıldı. Su kovuşan. Bu bizim tarihi adımızdır. Cebrail şehrini götürmek büyük kahramanlık talep edir. Çünkü bir de demek istedim ki bu 30 sene ərzində bu ateşkes rejimi dönemində orada birkaç hat istihkam quruldu. Özü de çok mühkem. Bir de ki o bölgenin mənzərəsi yani reliefi de belədir ki o təbii istihkamdır. Yani Dağlı Qarabağ dağlarda yerleşir. Yani biz aşağıdan yukarı gedirik. Ne kadar zor olduğunu herkes anlayar. Ona göre Azerbaycan əskeri, Azerbaycan zabiti, generali şücayet, reşadet, cesaret gösterir. Canı qanı bahasına toprak bütünlüğümüzü təmin edir. İnşallah sona kadar ileriye gideceğiz. Qarabağ yeniden Azerbaycan'a dahil olduğunda işgal edilen topraklar. Orada yaşayan Ermenilere ne söyleyeceksiniz? Ben artık öz sözümü dedim. Ben birkaç gün bundan önce bizim yaralı askerlerimizin yanına gittim. Hərbi hospitalda, hərbi hastanada onlarla görüştüm. Onlara teşekkürümü bildirdim ve aynı zamanda onlarla görüş esnasında Ermeni halkına müracaat ettim. Ve anlayırdım ki onların yanında bunu demek o kadar da kolay değil. Çünkü onlar Ermeniler tarafından vuruldu. Ama dedim ki bizim Ermeni halkı ile işimiz yoktur. Ermeni halkı kendi hükümetini sorumlu etmelidir. Kendi hükümetinin yaratmaz çirkin siyasetin neticesinde bu çatışmalar baş verdi. Ve bizim mövqeyimiz yerindedir. Topraklar azad olunandan sonra, işgala son koyulandan sonra Dağlı Qarabağ'da yaşayan Ermeniler ve oraya kaydacak Azerbaycanlar bir yerde yaşayacak. İki toplum çerçevesinde, bir ülke arasında ve bugün Azerbaycan'da millerle Ermeni var. Ve siz de qeyd etdiniz kimi Gəncədə'de Ermeni saldırısının neticesinde yaralanmış insanlardan biri de milliyetçi Ermenidir. Burada Ermeniler yaşayır, onlara söz deyən yoktur. Onlar bizim vatandaşımızdır. Bizim Ermeni halkı ile hiçbir sorunumuz yoktur. Ermeni halkı kendi hakimiyetinin rehinidir. Ve maalesef bu Paşinyan hakimiyeti iktidara gelende çok vədlər verdi. Ve biz de ümit edirdik ki artık o eski kriminal rejim tarihe atıldı. Ama bunun yerine yeni rejim geldi. Ve bu rejim ki artık öz halkını belaya soktu. O rejim ki indi bizim sivillerimizi, askerlerimizi öldürür. Ben tam eminim ki Ermeni ve Azerbaycan halkları barışacak. Bugün bir çox ülkelerde Ermeniler ve Azerbaycanlılar bir yerde yaşayırlar. Gürcistan'da orada 300 bine yakın Azerbaycanlı var, 200 bine yakın Ermeni var. Bazen onlar bir köyde yaşayırlar. Onların arasında problem yok. Türkiye'de de zaten, Rusya'da orada Rusya vatandaşı olan Azerbaycanlıların sayı 700 bine yakındır. Bir yerde yaşayırlar, hiçbir problem yok. Neden burada yaşamasınlar? Zaten yaşamış bir yerde. Benim hatırımdadır, 81. senedeydi ya da 82. senede mərhum babamla birlikte Dağlı Qarabağ'a gelmiştik. Bizim büyük şairimiz Vagif'in məqbərəsi açılırdı. Ve bu məqbərənin açılışında orada Ermeni Azerbaycan şairleri şiirler deyirlər. Azerbaycan dilinde, Ermeni dilinde. O bir dostluk bayramıydı.
Yani o benim şahit olduğum menzeredir. Bizim Bakı şehrinde Ermeniler yaşayırdı. Yani bizim hiçbir problemimiz yok idi. Ve biz istedik ki yine de birlikte yaşayalım. Yine de yakışık komşular kimi Ermenistan'la yaşayalım. Ve Dağlı Qarabağ'da yaşayan Ermeniler bizim vatandaşımızdır. Biz onları böyle tanıyırıq. Ve ümit edirəm ki bu işgalçı siyasete son koyulandan sonra bizim halklarımız barışacak. Merhum babanızın size Dağlı Qarabağ'la ilgili vasiyeti oldu mu? Neydi acaba? Babamın yolu benim için bir ışık yoludur. Onun siyasetini devam ettirmek benim bir onun oğlu kimi ve Cumhurbaşkanı kimi borcumdur. Ben ilk defa Cumhurbaşkanı seçilende and içme merasiminde yani emin merasiminde dedim ki Heydar Aliyev yoluyla gideceğim. Bu yoldan dönmeyeceğim. Ve bu yolun Azerbaycan için tek yol olduğunu demiştim. Ve bütün sahalarda, ister dış politika sahasında, ister ekonomi, sosyal, o cümleden Dağlı Qarabağ meselesinde bu yola sadıkım. Çünkü ona da baskılar olmuştur. Onun döneminde de baskılar olmuştur ki Dağlı Qarabağ'da bağımsızlık verin. Dağlı Qarabağ sizden ayrıldı, sizden koptu. O baskılara tab getirdi, dözdü ve Azerbaycan halkının maraqlarına zidd olan, aykırı olan hiçbir senede gol koymadı. Çünkü o halkımızın lideriydi. Qarabağ meselesinde benim de mövqeyimde hiç bak tereddüt olmamıştır. Ben neyi demişim 17 sene bundan önce, bugün de diyorum. Dağlı Qarabağ bizim toprağımızdır. Azerbaycan toprağı bütövlüğü təmin edilməlidir. Mən heç zaman imkan verməyəcəm ki, tarixi Azerbaycan topraqlarında ikinci erməni dövləti yaradılsın və bütün imkanlardan istifadə edib öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəm. Və biz buna yaxınlaşırıq. Tək millətin iki devletinden Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e çok çok teşekkür ediyorum. Bizi ağırladınız. Böylesine bir ortamda, çatışma ortamında bir başkomutan olarak sağolunuz. Ben teşekkür ederim ve size teşekkür ederim ve şadam ki bizim söhbətimizin sonunda babamın çok meşhur kelamını siz yada saldınız. Heydar Aliyev'in sözleridir ki bütün bizim indi Türkiye, Azerbaycan için bir ışık yoludur. Bir millet, iki devlet. Türkiye, Azerbaycan tek millet, iki devlet. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler.